Herkese merhaba arkadaşlar. Koyunlarımızı dün bahsettiğim yeşile doğru götürüyoruz. Yeşile çıktılar. Bayağı mutlular. Güneş görüyorlar. Geziyorlar. Tabii ki içeride oldukları zaman dışarısı gibi olmuyor arkadaşlar. O yüzden tabii ki hayvanlar da bu güneşin, enerjinin, atmosferin farkındalar. Şöyle bir çevirdik. Şöyle şuradan çevirdik. Oraya getirdik. Oradan böyle oraya götürüyoruz. Orada biraz daha yeşil bol. Bir oraya gidince bakalım hayvanlar oradaki yeşilliğe ne yapacaklar. Yani artık sezonu yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Antika bir şeye üre üre gitti. Videonun başında gördünüz. Köpekler koştu. Sonra zavol koştu. Hala gelmediler. Şimdi tilki genellikle oluyor. Kurtların olma ihtimali var. Ama kurtlar, sürüler daha da geldiği zaman şehirden bu yana kurtlar da gelecektir. Yani şu anda kurtlar dağlarda kalmıyorlar. Bazen ara sıra görüyorum. Şehirde buna ben de şahit oldum. Gözlerimle. Çöplerin etrafında geziyorlar. Orada geziyorlar, burada geziyorlar. Artık insanların içine karışmış vaziyetler. Sürüler, yani onlarca, binlerce sürü şehirden yayan derler. Böyle süre süre, otara otara dağlara getirdiler. Yerlerine getirdiler. O sırada onlarca kurt da o sürüyü takip ederek dağlara geri gelir. Azap gel. Gel gel Azap. Haydi oğlum benim. Azap. Aslanım benim be. Gel gel gel. Haydi Azap. Paça, Azat, Yıldız, Zalim, Sultan hepsi gittiler. Bayağıdan beri de gelmiyorlar. Haydi oğlum benim gel. Aslan parçam benim. Haydi Azap. Aferin oğluma. Bunlar o sürüyü bıraktı gittiler Azap. Gel bakalım Tosun'um benim. Aferin benim paşama. Haydi aslanım benim. Gel bakayım buraya şerefsiz. Eşşi gibi lafım benim. Hoşum. Geç de bir yakışıklılığını görsünler koyun sürüsünü. Toş paş. Nereye gidiyorsun? Tamam tamam. Oluş. Tam yerine gidiyorlar. Evet, bura daha güzel diye düşünüyorum. Nereye gitti baba? Sen bir şey gördün mü kovaladıklarını? Böyle gittiler ama bilmiyorum. Hala gelmediler. Şimdi bu sene nasıl yapacağız? Neyi? Köpeklerimizi koyunlarımıza götürmemiz lazım. Hepsini mi? Tabii ki hepsini değil. Evet. Mesela Azap, Zao. Yok, Azap Zao yok. Peki izleyicilerimiz Azat'ı sürüde görmek istiyoruz dedikleri zaman nasıl olacak? Azat'ı götüremeyiz. Yani izleyicilerimiz isteyebilir ama Azat'ı biz sürüye götürme şansımız yoktur. Çünkü Azat'ın sürüde herhangi bir köpekle karşılaştığında neler neler olacağını biz gerek yoktur o tür şeylere. Evet. Bizim var. Gelecek paça, antika, belki fıstık. Zaten diğerler geliyor. Küçük Azat
şey Sultan. Bunlar geliyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse benim sürümde güçlü köpekler olması lazım. Güçlü köpek de sen burada şey yapmıyoruz. Tabii ki bu işin şakası yok. Yarın öbür gün kurt gelir, şu gelir, bu gelir. Paça ne kadar buna müdahale edecek? Ya da Antika ne kadar müdahale edebilecek? Azap tek başına ne kadar yapabilecek? Zalo yapar mı yapmaz mı o belli değil. Yani Azat'ın, Yıldız'ın, Azap'ın yani bu sürüye adapte olması lazım ki kendimizi en azından güvende hissedelim. Yarın öbür gün biz gece dağa gitmediğimiz için köpekler fazlası. Davara geldiği zaman ya şöyle ufak bir uzanırsın, ufak bir dersin ki şöyle bir kafamı yaslayayım toprağa. Yani en azından köpeklerimiz var deriz, güveniriz. Yani uyanık, akıllı köpekler olması lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Falancının diyelim sürüsü var. Ya işte köpekler boğuşuyor. Ne yapacağız kardeşim? Bak köpekler boğuşuyorsa. Yani o zaman sen açma ben götüreyim köpeğini. Yani şimdi böyle mi konuşmak gerekecek? Biz zaten bunu bayağıdan beri idare etmiş vaziyetteyiz. Yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi yarın öbür gün tamam Azat problemli bir köpek. Azat hatta hatırlıyorsan baba ben götürdüm bir gün şu şeye Yoşalı'nı oraya. Azat da oradan koptu geldi geldi burada Ales Kebap'ın köpeğiyle kaldılar. Azat'ta o durum var eyvallah bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi güçlü köpekleri tutmam gerekiyor. Yarın öbür gün bunun gücü var. Bunun işte baharı var. Kurt geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Davara alışkın köpeği göndereceğiz. Köpeği iyi tanır. Hangi sürüdeki köpek şeyse oraya gider. Ya bizim sürü karabalık değil. Yani bizim o kadar köpeği götürmemize gerek yoktur. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Bizim sürümüz karabalık değil zaten. Gözünün önündeki görebileceğin açıldığında herhangi bir yerde ıssız bir yere denk gelenin sürüm yoktur şu anda. Evet. O yüzden bizim iki tane köpeğimiz yeterli geliyor. Bir azap. Yani onun sesi olması yeterli zaten. Tamam. Yarın öbür gün bu atıyorum Allah nasip eder bir sene sonra daha farklı bir duruma geldiği zaman. Ya olur 100 tane 200 250 tane koyunun olduğu zaman farklı bir Azat götürür. Sıkıntı evet gerçekten Azat sıkıntı arkadaşlar. Yani Azat durup dururken komşunla burada kötü olmana gerek yoktur. Yani hayır, köpek hele bir de köpek için köpek için münakaşa etmek bence hiç mantıklı tabii değil. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Ben diyorum ki adalet olsun. Yani en azından adaletli bir şekilde yapalım bu işi. Yani bizim köpekler boğulmasın diye ben sürümü tehlikeye atmayayım. Yani anlatmak istediğim açıkçası bu. Bu konuları ileride gireceğiz. Yanılmıyorsam Gurce'nin davar geçmişi var. Davara meraklı yani hiç çağırmasak bile Gurce davarın peşinden ayrılmıyor. Yani böyle davarın etrafında geziyor. Mutlaka gitmiştir büyük ihtimal. Gurce Hanım maşallah davara uyumlu. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Dur. Vay be. Kim o bu? Bir bahar geldi artık. Arabalar geliyor. Bir kışı daha geride bıraktık. Vay be. Ne çabuk geçti zaman. Gerçekten ne çabuk geçti zaman. O muhtemelen bizim köye geldi. Durdu. Gel, gel, gel. Erzincan'a buradan gidemezsin. Arabaya bin. Küçük Azap'ın sesi babasının sesinin aynısı. Azap'ın da sesi çok gürdür. O da şimdiden öyle. Nereye gitti baba küçük adam? Bir dereden karşıya atladı. Koyun niye döndü? Küçük adam yerinde durmuyor arkadaşlar. Sabahtan bir başlıyor, akşam geliyor yatıyor yerine. Sabaha kadar. Ondan sonra sabahtan bir kalkıyor bir daha. Oraya koştur, ona koştur, buna havla. Çok şey. Yani enerjik bir köpek. Çok atletik. Mesela demin
kilolu şu anda. O dereden karşıya atladı, şaşırdım. Azap reis. Yabancıyı koymuyor azap reis. Aferin benim hoşum. Oğlum oğlum oğlum. Geldi küçük azap. Yerinde durmuyor kerata. Hay başına al ya. Sen akıllı olacaksın oğlum. O azat gibi psikopat olmayacaksın. Sen babaya saygı duyacaksın. Nereye gittin? Nereye gittin lan? Dostum var ya benim. Ulan çok seviyorum lan seni. Ulan evladım olsa bu kadar severim lan. He? Çık adam. Nereye gittin geldin? Aferin benim paşam. Koyunlara bakın tamam mı? Tosun paşam benim. Şirin olma. Durmuyor, yerinde durmuyor. Bir o yana koşuyor, bir bu yana koşuyor. Bir o yana koşuyor, bir bu yana koşuyor. Bak, 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 şimdi oraya bak. Uzak! Yo! Küçük azap. Babam bugün de ismi de küçük azap kaldı. Küçük azap olacak ama büyük olacak. Öyle de bir esprisi olacak. Zao! Bu Zao tavşan görürse Erzincan'a kadar gider Zao. Lan nereye gittiler ya? Hadi gel! Evet. Azap çocukluğunun verdiği şey böyle. Koyunlarla bir oynama oynama şeyi var. Ama temelden yetişecek. İnşallah çok iyi bir koyun köpeği olacak. Yani önceden böyle bir durum yoktu. Yani köpeklerimiz vardı sadece. Şimdi koyun olduğu için tabii ki köpeklerimizi de koyunlara adapte edip yani onları sürüde tutacağız. Onun dışında işte azat meselesi var. Hani videolarda söylüyorum ya azatı köye getiremiyorum. Hele getireyim bir de açamıyorum. Yani getirip bağlaması da mesele. Yani kesinlikle başınızın etini yiyor arkadaşlar. Havlıyor, 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 havlıyor. Onun dışında şeyi var, bulaşkanlığı var. Bulaşkanlığını geçtim. Bunları şey olarak söylüyorum arkadaşlar, yanlış anlamayın. Hani böyle gerçek olarak söylüyorum. Bulaşkanlığını geçtim. Tuttuğu zaman hatırlıyorsunuz şurada kafasında denekler patlattılar yani azatın. Gene bırakmadı. Tuttuğu zaman direkt öldürmeye gidiyor. Köpeği, karşısındaki köpeği, ya şimdi geçenlerde şöyle yazılmış. İşte ya işte azatı boğacak köpekler vardır falan. Elbette vardır. Tabii ki vardır ya. Yani bunda bir şey söyleyecek halimiz yok. Azapı boğacak köpekler vardır. Yakınlaştırmada kalmışız. Pardon. Burada benim anlatmak istediğim, ben bu köy için anlatıyorum. Bu köy için anlatıyorum. Yani ama şunu da tabii bahsetmeden geçemeyeceğim. Azat iyi bir köpek. Öyle kolay kolay da boğulmaz zaten. Tutu köpeği kötü hale getiriyor. Aha işte bugün babamla sizlerle birlikte konuştuk. Şimdi sürüyü... Şimdi ben diyelim burada oturuyorum. Atıyorum. Bir sürü de orada. Orada köpeği gördüler. Buradan uçup gidiyorlar. Uçup gidiyor. Orada boğuşuyor köpekle. Ondan sonra birbirlerini yaralıyor. Buradan oraya koş ayır. Ya tabii ki ayrılmıyorlar. Bu sefer karşı taraf sinirleniyor. Ben sinirleniyorum. Öyle değil mi? Kalp kıracak şeylere geliyor. Yani hani sinirleniyor insan. O anda sinirlenip kırıcı şeyler de konuşabiliyor. Ya benim ağzımdan çıkıyor ya onun ağzından çıkıyor. Misal veriyorum. Bu sefer de hiç olay isteyemediğimiz şeyler yaşanacak. Yani azap meselesi bu. Azat başımızın belası. Nereden geçirdik bunu dünyaya? Bu azat başımızın belası arkadaşlar. Şu an sakin. Şu an sakin.
Düşünün Azat, yani başka köpeğe neler yapar? Bizim içerideki evdeki köpeklere bela olmuş. Yani Azat başımızın belası. 7.65 Azat'tı o. Şimdi yoklar. Gittiler özgürce geziyorlar. Vallahi ben çok istiyorum Azat'ı da sürüye götürmeye. Yani bir yandan dediğim gibi ben içerik üreticisiyim. YouTube'da içerik üretiyorum. Köpeklerimle sürüde onları göstermek, işte doğal manzarası, işte köy yaşamı, köy hayatı, bunları aktarmak, bunları çekmek. Azat'ı sürüde görmek istiyorum ama Azat'ın böyle bir sıkıntısı var. Yorumlarınızı bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.